Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifler yerindedir. Evet, şimdi güzel, keyifli bir bölümle daha karşınızdayız. Ben az önce tam kayda girdiğimi zannediyordum ama şu üretim şeyini de tamamını halletmiştim. Ürünlerimi ürettim ve gönderdim. Burada üretilecek şeyler artık turbo motor, madenci makinesini 3'e çıkartıyoruz ve burada termal itici roket diye bir şey var. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Ama bizim öncelikli hedefimiz madenci 3 olacak. Şimdi gelelim madenci 3 üretme olayına. Madenci 3 üretmek öyle ha deyince kolay değil. Sağ tarafı da çıkarttım. Görüyorsunuz üretmemiz gereken malzemeler burada. Şimdi bu malzemeler burada ama şuna takviye yaptığımız zaman zaten halledebiliyoruz. Öncelikle bakın, o takviyeyi yapabilmek için benim şu an kısıtlı üretimimde şunu göstermem gerekiyor size. Hemen şöyle bakalım. Orada bir kısıtlı üretim diyorum çünkü bu artık o kadar ipin ucu kaçtı ki bununla ilgili de detaylı bir şey yapacağım. Detaylı belki bir bölüm, birkaç bölümde çok değişik işler yapabiliriz. Onu da belirteyim. Şimdi şurada şu makineyi durdurmuş olmam lazım ki burada bana bundan biriktirsin. Bu biriktirdiği de yani buradan da ikiye ayırıp aslında yönlendirebilirim. Burası çünkü alüminyum ile çalışıyor. Alüminyum birazdan göstereceğim size. O da lazım olacak. Ne kadar lazım olacak? İnanın hiçbir fikrim yok ama bu da lazım olacak. Oyunda hiç lazım olmayan bir şey diye bir şey de yok yani. Öyle bir şey olduğunu da görmedim. Şimdi burada bu birikecek. Önceliğimiz bu oldu. Şimdi peki daha sonra turbo motor nasıl üretiliyor? Hemen şuraya bir tane çalışma tezgahı kuralım bakalım. Turbo motor, turbo motor. Turbo motor üretim için bunlar zaten basitte olan şeyler. Şurada basit demek de istemiyorum ama yani hallederiz bir şekilde. Sen, asıl sen nasıl üretiyorsun? Bir tek karıştırıcı da üretilebiliyormuş. Tezgahta üretilemiyor. Karıştırıcıya gidiyoruz. Şurada bir tane karıştırıcımız var biliyorsunuz. Bakalım sen nasıl üretiyormuş. Soğutma sistemi. Soğutma sistemine de hidrojen de giriyor bunun içine. Su geliyor. Tamam, hadi suyu salla. Hidrojen, su. Allah. Ve bunlar geliyor. Hidrojeni yukarıda bir yerde üretiyoruz biliyorsunuz zaten. Uzaklarda, çok uzaklarda hidrojen yine var. Yakındakini getiremedik ki uzaktakini getirelim mevzusu da var. Bu hidrojen olayını getireceğiz. Bu cepte bir şekilde bir yere kadar gelecek o. Mecburuz. Ama öncelikle biz şu iş sistemimizi bir oturtmamız lazım. Bu MK3'ü de üretmem lazım benim. Üretmem lazım şart. Yani onu üreteceğiz. Peki onun için ne lazım? Isı emici. Isı emici. Şahane. Çalışma tezgahında üretilebiliyor. Isı emici. Kaç tane lazım senin? Kaç soğutma sistemi üreteceğime bağlı. Bir tanesine iki tane gidiyor. Turbo motor neredesin? Gel bakayım. 4 tane gidiyor. Bir tanesi için 8 tane. Şahane. 8 çarpı 60. Aba! Yapma bana bunu. Evet, böyle bir sıkıntımız daha var. Şimdi hemen şuraya geliyoruz, bakıyoruz. Neredesin? Isı emici. Güzel. Isı emici burada. Isı emiciyi üret. Şimdi ısı emiciyi yalnız üretiyoruz ama bizim burada bakın 100 tane bile üretemeyeceğiz. Çünkü bakır plakadan çok fazla istiyor. Bakır plaka bizim için şu an olmazsa olmaz şartlardan bir tanesi olacak. Bakır plaka. Bu bakır plakayı biliyorsunuz çok kısıtlı üretiyoruz. Diğer fabrikanın kalan kısımlarındaki üretimler tamamlanınca, depolar dolunca haliyle üretim fazlası çıkacak. Okey. Ama bizim bir yerde artık bu işi biraz da hızlandırma moduna girişmemiz lazım. Şimdi oyun artık 8. aşamanın en son kısmına geldiği için muazzam çok malzeme ve alet edevatı istiyor ve birbirleriyle karışmasını istiyor. Biz başlarda işte demiştik ya, demir cevherini üretirken işte
12 tanesi yeter bize demiştik. Hatta ilk seriler de çok az yapıyordum hatırlıyorsanız. Ama artık o gün belirli bir yere geldi ki illa Allah ettiriyor. 12 tanesi bile yetmiyor. Şimdi mesela bakır kısmına baktığımız zaman daha verimli yapsaydık orada da 6 tanesi yetmeyecekti. Başlangıçta malzemelerin işte madenci makinesinin verimliliğine göre dizilimini yapıp üretmiş olsaydık bir nebze sayısını 2'ye katlayabilirdik diye düşünüyorum. Belki 2,5'a katlamış olurduk. Durum onu gerektiriyor ama ben şimdi madenci makinesi 3'ü yapmadan önce de bazı değişiklikler yapacağım. O değişikliklere girişmeyeceğim. Şimdi o değişikliklerin ne olacağını da söylemek istemiyorum. Bu sürpriz olarak kalsın. Bu seriyi eğer istiyorsanız, seviyorsanız gerçekten o kadar büyük, detaylı bir üretim fabrika şeklinde görmek istiyorsanız alet edevatlı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca abone olup çana da tıklarsanız mükemmel olur. Şimdi gördüğünüz gibi bitti. Peki bizim hidrojenimiz var mı? Yok. Ne halimiz var? Hiçbir halimiz yok. Hay Allah'ım, seni kaldırmasaydım iyi olurdu. Şimdi bazı düzenlemelere gitmemiz gerekiyor. Bu düzenlemeleri ben size ufaktan hazırlayıp bu bölüm biraz montajlı olacak. O yüzden biraz hazırlayıp biraz üretip öyle göstereceğim. Şimdi bir kere bizim bu alüminyum kovayı üretebilmemiz için buraya ayrı bir yer açmamız lazım. Şuraya fazladan göstereceğim hemen. Buraya az silika gittiği için zaten fazladan şundan üretiliyordu. Bunun bir kısmının şimdi silika ile birleşip tekrardan burada da silika fazla biliyorsunuz. Silika ile birleşip bir üretim yeri daha açılmasını istiyorum ben. Yani şuradaki dökümhaneye girip buradan alüminyum plaka oluştursun bize. Şimdi gelelim hemen bir dökümhane kuralım. Burada yaptığımız şeyler aslında bizim çok da mantıklı olacak bir düzenleme. Ara düzenleme diyebiliriz buna. Olmazsa olmaz bir ara düzenleme bence. Sistemi de böyle yapabilmemiz müthiş bence. Ne diyelim? Şunu da şöyle kuralım. Burada da bir silika çıkışı olacak bizim için. Neredeydin? Ayırıcıya gel. Şöyle yapsak güzel olur. Onu da oraya yönlendirdik. Bunu da bir elektriğe bağlarsak şahane olacak. Şimdi nerede elektriğimiz? Elektrik, elektrik. Bulun bana. Onu da hallettik. Burada bu artık bunu üretebiliyoruz. Şimdi arkasına da bir üretici daha yapacağız. Ara depo yapmak istemiyorum buna. Neredesin? Neredesin? Bu olmazsa olmazımız artık. Bunu yapmak zorundaydık. Yalnız biz bir dakika ya. Yanlış seçmeyelim de dur. Senle olmuyor. Tamam, normal üreticiyle olacaktır. Gel bakalım. Oluyor mu, hemen kontrol ediyoruz. Oluyoruz. Süper. Tamam, seni de elektriğe bağlarsak şahane olacak. Buraya artık bir elektrik direği şart. Onu da keteruma çevirdik. Güzel. Şimdi burası da artık otomatik üretiliyor. Bunu yapmak zorundaydık bizim o hidrojenle mega küp üretimi yapabilmemiz için. Hemen bunun deposuna da girişelim. Hatta bunda da ikili depo sistemini kullanacağım. Artık yeri geldiği zaman ikili depo sistemini benimsemiş durumdayız. Uçak sesi geliyorsa kusura bakmayın. Seni de hallettik. Senin depolanmanı sağlayalım. Ondan sonra kalanına da bakacağız şimdi neler olacak, neler bitecek.
Geliyor mu? Süpersin. Hatta birazını alalım bile. Şimdi bizim bu ısı emici miydi? Öyle bir şey vardı ya ismi. Karıştırıcıda ihtiyaç duyacağımız işte o motor için falan. Ona ihtiyaç duyacağımızda bir şuraya bakırla ilgili, daha doğrusu demir şey bakır plaka ile alakalı bir ekstra üretim yeri daha koymamız lazım. Şimdi burada ne üretimi fazla geliyor, ne eksik geliyor? Bir hemen ona bakalım. Yani üretimi yaparken fazla gelen neyimiz var? Fazla bundan var. Şimdi fazla bundan olduğu sürece buraya bir tane daha üretimini yapabiliriz. Bakın bu gidiyor başka yerlere. Gidiversin. Mühim değil. Bakın o da ta nereye gidiyordu hatırlıyorsanız şu diğer sülfür üretiminin olduğu yerde alüminyum plaka üretmeye gidiyor. O yüzden buraya bir makine sıkıştırabilirsem şahane olacak benim için. Neredesin? Gel buraya. Vallahi sıkıştı. Süper olmadı mı? Sıkıştı da oradan buraya nasıl vereceğiz? Hallederiz ya. Problem mi? Allah aşkına. Artık sistemimiz çok güzel oturdu. Müthiş. Herkes bize örnek alsın. Oradan öyle, buradan böyle. Şimdi o geldiğine göre bundan üretmen yeterli bizim için. Güzel. Şimdi bakın. Buradaki üretim bandını kullanmadan yani üretim bandını aktif hale getirmeden burada bunu kullanabilme imkanım oldu. Bu müthiş bir şey. Bu çok güzel, çok da verimli bir olay. Şimdi şuraya hemen bir deposunu kuralım bunun. Buraya iki katlı depo olmaz. O yüzden bir tane olsa yeter. Bir tane de olmuyor. Neden olmuyor? Malzememiz bitmiş. Vay 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 vay. Demir plaka, demir çubuk bitmiş bunlar. Gel buraya. Gelmişken almak lazım. Sen sığıyor musun? Valla sığıyormuş. Sığıyorsa neden olmasın? Buraya iliştirelim yeter. Beni bu şekilde yukarıdan verebilecek miyiz? Veririz be. Tamam, bunu elektriğe bağlamamız gerekiyor. Yakınlarda burada var. Vallahi şahane oldu. Süper. Şimdi buna bakalım. Aslında buna da fazladan bir tane daha geliyor. Yani onun içinde mesela şurada ayırdık ya. Bakın buradan da tekrar bir çıkış yapıp şurada bir makine daha koyup ekstradan üretebiliriz. Hadi gelin yapalım. Burayı da verimli kullanmış olalım. Çok değişik sürprizlerim olacak eğer abone olup çanı açarsanız, öyle söyleyeyim size. Yani bir meka içinde bu kadar çok fazla olur mu diyeceksiniz? Olur. Seni koyduk oraya. Şimdi şunu diğer taraftan verebilir miyim? Mühim olan o. Yani ben şu taraftan vermek istiyorum. Allah'ım inanılmaz ya. Müthiş. Çok iyi oldu. Tabii ki sen. Gördüğünüz gibi harika. Azar azar geliyor ama olsun. Üretsin. İkisi de üretsin yani. Burası azaldı mı ona bakalım hemen. Tamam, daha sonra zaten MK3'e gideceğiz. Sakin. Burada ne yapıyoruz? Burada da tekrar iki tane daha depo kuracağız. Şimdi artık şöyle dibinden kurayım. Sorun değil. Buna yetişmez. Ama düzenli olsun.
Tamam, birinden zıplayıp diğerine kafama atayım diye. Şöyle zıplayıp kafa atayım diye böyle yaptım. Azar azar öğretsin işte ya, ne olacak? Bakalım tekrar makinalara. Burası full. Burası full. Sen full değilsin. Neden sen full değilsin? Neden sana yetim muamelesi çektiler? Halbuki iki tarafa da aynı gitmesi lazım. Yalnız buraların verimleri düştü tabii ki. %100'e ulaşmıyor artık bir süre sonra. Sıkıntıya girip sıfıra da gelebilir. İyi, sanırım öyle olacak. Mühim değil. Problem değil. Dediğim gibi MK3'e gireceğiz. İlk önce bakır üretimine geçiririz. Daha güzel olur. Şimdi bunlar bu kadar. Burada birikenler tabii ki bizim için olmazsa olmazımız. Peki burada birikenler ne oluyor? Burada birikenler biliyorsunuz. Önce burada bu ayrı. Burada birikeni biz eğer ki diğer tarafa da götürebilirsek, yani base'in diğer tarafında ihtiyacımız olan yere, orada alüminyumla birleştirme yerine götürürsek, orada bu ısı iticisi midir nedir, o zımbırtıyı otomatik olarak üretebiliriz. Şimdi ben ihtiyaç ne dahilinde olacak o parçadan bilmediğim için otomatik üretmeyeceğim onu. Biraz manuel üreteceğim. Ama burası bizim otomatik üretim şeklinde kalsın bakalım. Ne kadar üretirlerse üretsinler hiç problem değil. Ekstradan kurduğumuz yer çok güzel bir şekilde araya kurduğumuz bir yer. Diğer tarafı pek etkiler mi? Etkilerse etkilesin, bir tanesini kaldırırız hiç problem değil. Ya da dediğim gibi madenci 3'e geçtiğimiz anda zaten turbo motor gibi üretecek. Evet, şimdi diğer tarafa geçeyim, ben eksiklerimi halledeyim. Tekrar geleyim. Şimdi ihtiyacımız olan o karıştırıcıda üreteceğimiz malzeme, artık her neyse ismini sürekli unutuyorum. Onu üretebilmek için hidrojeni belirli bir yere kadar getirmem gerekiyor biliyorsunuz. Şu kristalin oraya doğru gidelim. Bakalım hidrojeni. Şöyle karar verdim. Biliyorsunuz bu kristal üretiminin orada su çıkartıyorduk. Bence hidrojeni oraya kadar getirip orada bir üretimini sağlasak fena olmaz diye düşünüyorum, ama belki bir ihtimal buraya kadar da getirebilirim. Bilmiyorum. Çok zahmetli olur mu bizim için? Sağa döneceğin zaman haber ver. Kulaklarına bakıyorum ama. Vallahi kaldık bu sefer üstünde. Ya attı yine. Tamam, gel. Buradan. Bak şuradan boru hattını direkt öyle çekebiliriz. Ana ne güzel geldin be. Çok iyi gelmedin mi? Süperdi. On numara bir geliş oldu be. Evet, buradan o boru hattını götürebiliyor olmam lazım. Şimdi boru hattını götürürken nasıl götürsek, o konuda biraz kararsızım. Yani direkt bir zemin kurup götürmemiz daha makul. Yoksa aksi halde çok inişli çıkışlı yerler olacak. O da sıkıntı bizim için. Bilemedim. Böyle şeylerde kararsız kalıyorum. Ya hidrojen zormuş ya. Hidrojeni. Ha, şeylerde traktörle falan, traktör diyorum. Trenle falan götüremiyor muyuz? Araçlarda neler var? Bir tek yük vagonu var. O sıvı vagonu olarak yapmamış ya. Sıvı vagonu niye yapmıyorlar ya? Muazzam olurmuş ya. Yük vagonu bu. Aa, sıvı yük platformu. Var, vallaha var. Tamam, vazgeçtim. Base'e kadar gidiyoruz. Çünkü base'de birleştiririm malzemelerini. Bence muazzam. Şunu şurada deneyebilir miyiz? Burayı zaten biraz
Şöyle bir platform olarak kuralım. Evet, çok eğlenceli bir bölüm olacak. Bazı şeyleri de bakın görün, sizinle deniyorum ona göre. Burayı biraz beyze çevireceğiz. Evet. Yani tren buradan nasıl gelir, nasıl bizim oraya gider bilmiyorum. Sıvı yük vagonunu da ilk defa görüyorum. Nasıl yapacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Oba. Zemin çok mu dik? Zeminin nesi dik? Ben zeminin nasıl dik olduğunu anlayamadım. Bu mevzuyu çözmem lazım. Bu mevzuyu çözemezsek burası çok yüksek diye mi olmuyor acaba? Oğlum düşersem de ölüyorum. Buradan düşülecek yerler var. Aşağıda bir şey var mı çok merak ediyorum. Ya yoktur genelde, olmuyor da. Abidik gubidik görsel için koymuşlardı ama karşı tarafta var sanki. Hidrojen dur. Ya bunu sevmedim şu an mesela. Bu olay kötü oldu. Peki şöyle şuraya kurabiliyor muyuz? Yok arkadaş, bunu niye kuramıyoruz ki? Ya ne güzel, trenle götürecektim ya. Of, üzüldüm. Şu an üzüldüm. Şimdi neyse. Şöyle bir ihtimalimiz olabilir belki. Bunu aşağıya kurma olayını deneyebiliriz. Buradan bir tık inelim. Orada şu sarıyı alabiliyor muyuz ya? Sen bize saldıramazsın. Buraya koyduğunuz için de teşekkürler. Alamıyoruz çünkü full doluyuz. Peki. Seni seçtim Pikachu, gel. Bunlardan daha ne kadar var acaba? Şimdi şuradan aşağıya kurabiliyor muyuz? Ona bakmam lazım. Eğer aşağıya kuruyorsak yukarıdan hidrojeni sarkıtırız. Problem değil. Yok arkadaş, bu buraya hiçbir yere kurulmuyor. Şu an isyanlardayım desem yeridir. Şurayı biraz daha büyütmeyi denesek. Daha önce bu oyunda böyle bir şeyle karşılaşmadım. Erken erişimde olduğu için böyle bir şey diyor olabilir mi? Ya da sıvı yük vagonunu kullanamıyor olabilir miyiz? Başka bir şey yazmıyordu orada değil mi ya? Ya tren platformunu mu kurmamız gerekiyor? Tren istasyonu. Tamam. Tamam, şimdi kurabildik, süper. Tren istasyonuyla bağlantılı kurulabiliyor, tamamdır. Ben bunu var ya şu içerilerden vagonlar götürürüm. O sebeple burayı biraz donatacağız, gel bakalım. Bir sıra daha çıkalım. Allah'ım çok keyifli bir bölüm oluyor. Çocukken trenle oynamayı çok severdim. Sevmez miydiniz? Yaz bunun treni de nasıl götüreceksek buradan. O da olay yani. Şimdi şuradan bir tren platformunu kuracağız.
O diğer türlü kuruluyordu. Dur bir dakika. Canım benim dur. Sakin. Şimdi böyle kurduk. Peşi sıra arkana kurabiliyor muyuz? Tamamdır. Vallahi şahane. Çok güzel oldu. Yük vagonu. Elektrikli lokomotif. Tamam. Şimdi buraya bir bağlayalım. Onu da hallettik. Şimdi senden mis gibi oraya verebiliriz aslında. Gel bakalım. Neredesin? Anda buradasın. Bu niye bu tarafa döndü ya? Açısı farklıymış. Şimdi gel bakalım. Gel 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 gel. Bunun neresi girişti, neresi çıkıştı ya? Tekrar yapacağız. Tamam, sol taraftakiler giriş. Şimdi niye yapamıyoruz? Ne al ya? Ödüm koptu ya. Tamamdır. Yük vagonumuzu koysak iyi olurdu. Evet, yük vagonunu da koyduk. Gaz buna geliyor. Yük vagonunu koyduk ama yük vagonunun üzerine ne koyacağız? Şu ses gitsin. Hemen tekrar geliyorum. Evet, sesinin kesileceği yoktu. Ben de camı kapatmak zorunda kaldım. Şimdi burasını tamamen yüklemeden önce muhtemelen büyük ihtimalle buraya halletmeyecek. Yüklemesini yapmayacak diye düşünüyorum. Onun için ben yüklemeyi biraz arttırsın diye şuraya bir tane daha kurdum. Onu da takviyesini yaptık. Şu an baktığımız kadarıyla artık yüklemek üzere. Şimdi otomatik olarak yüklemesi lazım normal şartlarda. Buranın ismini de nitrojen istasyonu diye değiştirdim. Bu olursa çok güzel olacak. Base'imize artık bunu rahat rahat trenle, uzun süredir de zaten tren istasyonu kurmak istiyordum. Hiç değilse bununla bir başlangıç yapmış oluruz. Trenle bunu Base'e kadar götürmeyi deneyeceğiz. Bakalım nasıl götüreceğiz, o da muallak ama. Şimdi bunu Base'e götüreceğim ya. Bir tren istasyonu bunun için, bir tane de sıvı için kuracağım. Daha düzenli olsun diye. Trenlerle beraber gelsin hiç değilse base'imize. O yüzden bir tren istasyon, tren girişi yapacağım. Bu muhtemelen base'in alt kısmı olur. Alt taraftan da yukarıya bunların aktarımını yaparız. Yukarıda makinada birleştiririz. Base'imizden diğer malzemelerle beraber de ilavesini yapıp üretimimizi tamamlarız diye düşünüyorum. Şimdi bu sistem böyle olacak. Bakalım. Eğer base'de bunları farklı yerlerde tekrar kullanmam gerekirse diye biraz açık alan kullanacağım. Sen ne yaptın? Kaç oldun ya? Allah'ım, ömür törpüsü gibisin. Bu arada otomatik pilotta da değil. Otomatik pilotu alırız, sorun değil. Zaten gidecek yeri de yok ki ya. Şöyle bir ilerletsek bakalım.
Gel buraya. Öyle dönüş vereceğiz mesela. Ya o tarafa doğru gitmesi lazım bunun. Nasıl gidecek ki? Öncelikle alt kısmını döşeyip belki sonrasına bakacağız artık. Burası birleşti. Şunu otomatik pilot alalım. Heh. Şükür ya. Orada bu yedek ne yapıyorsun sen ya? Tamam, bu yeniden dolmaya devam ediyor. Sen de bilmem kaç zaten metreküplük var. Sen otomatik pilottasın ama gideceğin yeri bilmiyorsun. Şimdi bunu bir kere havadan bizim götürmemiz lazım. Base'e kadar. Base nerede? Handa orada. Gel bakalım. Ben işin ilginci nereye kadar seçebiliyorum, o önemli. Yok, seçme limiti var. Yani bizim gideceğimiz yerlere bir kere kafadan zemin döşememiz lazım. Bu kadar yukarıdan götürüyorsak bu şart. Yani önce şunun dibine kadar götürelim, oradan devam ettirelim. Bu bayağı çetrefilli bir iş. Yani bilmiyorum. Çok da mantıklı mı değil mi? O da tartışılır. Ama benim bir yere kadar halletmem lazım. Şöyle yapsak. Onu da bence bir tuşa atayalım. Bunu 6'ya atayalım. Tren istasyonu köprümüzü ele geçirdi. Tamam, bence mükemmel oldu. Şahane. Sen SM'sin değil mi? Gel bakalım, devam et. Yaratık hala burada mısın? Ana vardı burada sanki. Umarım tren de takılmaz. Bu arada trenin takılma ihtimali de var yani. Böyle sıkıntı yaşayabileceğimiz durumlar her daim var. O yüzden tamam, bu dönüyor buradan zaten. Allah, şöyle gel. Şahane. Al şöyle. Mantıklı bir seviyeye gelsin. Böyle geziyormuş gibi. Güzel olduğumu bakmak istiyorum. Valla fena değil. Fena değil ama fotomuzu kaptıracağız. Aa, şuradan aşağıdan şöyle gelişimiz yok mu?
Uf, ne güzel olurdu, dur. Hadi be, bağlan bir yerden. Lan çiçekler. Şunun altından onun üstünden geçiş yapayım, biraz fantazi olsun dedik ama. Çok mu uzak? Aha. Az önce oldum be. Ya buradan tren geçer mi ya? Geçmez ki buradan tren. Tekrar deneyeceğim. Bak şöyle alt eğimden böyle vermesi lazım. Mümkün değil, vermiyor. Tamam, yapacak bir şey yok. Burada da ne gazı var ya? İyi ki oradan gitmemişiz ha. Şuraya kadar yetişmiyor. Peki. Hayda, buradan da bağlayamıyoruz şimdi. Evet, bu tren olayı zahmetli biliyorsunuz. Ama şu an bizim olmazsa olmazımız. Buraya kadar gayet başarılıydık. Buradan sonra ne halt edeceğiz? Amanın malzemem bitmesin. Niye gelmiyorsun, bağlanmadın? Çünkü bağlanacağın yer değil. Şöyle yapsak. Yok, şurası çok dibe battı ondan. Tamam. Bu niye öyle kıvrılmak zorundasın ya? Bunun yönünü de ayarlayamıyoruz he. Allah Allah. Çok keskin dönüyor, ne demek ya? Al, keskin dönmesin, düz devam et. Nasıl bir şey yapabiliriz? Düşün, düşün, düşün.
Şuradan direkt o tarafa vereceğiz. Peki. Bunu sen istedin. Acaba olacak mı? Yay! Bir şekilde aşağıya doğru indirmenin yolu da bu işte. Hadi, hadi koçum. Evet, uzak mesafeler artık. Artık olmuyor. Çareler tükenmiyor. Çareler tükenmiyor idi. Bakalım olacak mı? Öf, ne bölüm oldu be. En üzerine bağlayabilir miyiz? En üzerine vallahi kondurdum. Şahane. Şunu yok et. Seni de yok et. Ya bu sistem çalışır mı ya? Vallahi çalışır mı bilmiyorum. Göreceğiz. Üf. Sakin. Sakin. Burada sanki bir tane yaratık vardı. Tamam, oraya kadar getirmişken bir yolunu buluruz lan. Aşağı indirecek. Şimdi aşağı indirmek mühim değil. Bir base'e gidelim. Base'de nereye konumlandıracağız bu istasyonu? O önemli. Şimdi ben alttan girsin üste versin diyordum ama base'imizin öyle bir imkanı da gördüğüm kadarıyla kalmamış. Şu base'imizi de nereye kullanacağımızı bir seçelim. Şurası olabilir diye düşünüyorum. Yani buranın devamı gibi düşünebiliriz. Buranın devamı olup alttan bize tren istasyonunu getirse nasıl olur acaba? Alttan bağlaması da çok zor ki, burası çok engebeli. Baksanıza, nereden bunu alttan getireceksin? Yok, bu olmaz o şekilde. Daha su falan da getireceğiz. Mümkün değil. Sanırsam şuradan da su gelecek. Bence trenimiz anda şurada. Şuradan böyle gelse, bu platforma konu verse. Bu platforma konarken yalnız şöyle yapsak, yani burası bir üretim tesisi olacak. Şu taraftan da su gelecek. Bence burası bizim ayrı bir
Yani şu taraftan giriş yeri ayrı bir yer olması lazım. O da misal veriyorum. Buradan bir çıkıntı olacak. Hemen bunun konumlandırmasını da yapalım. Üretim yeri önümüzdeki yer olacak. Tamam. Şimdi buraya gelecek şu alan tren istasyonunun geldiği ve çıkış yaptığı yer olacak, tamam mı? Ama geldikten sonra diyelim ki buradan buranın üst katına bir aktarım yapacak. Yani buranın ikinci bir katı olacak arkadaşlar. Tren istasyonumuz aşağıda gelecek. Tekrar yoluna devam edecek. Ama bizde bir boşaltma yapması gerekiyor. Bir boşaltım tesisini bu şekilde kurmamız gerekiyor. İki tane yan yana boşaltma tesisi kuracağız. Ve alanımız da bu olacak. Dediğim gibi burası giriş yeri olacak. Ve trenin çıkış yeri olacak. Buradan da yukarıya doğru ikinci kata sevkiyatını, boşaltmasını yapacak. Belki önünde bir depo olur. Önce bir sıvı ve gaz deposu yaparız. Depolara boşalttırırız. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi burayı bu şekilde bir planlayalım bakalım nasıl olacak. Bunların hepsini tabii ki döşemeyeceğim şu an. Sadece iki tane yan yana bir boşaltma tesisi kuracağım. Birinde sıvı olacak, birinde... Yalnız o boşaltmaları da öyle bir kurmamız lazım ki... Şu an gözümde kestiremedim. Tamam, fazlalık kurduğumuz bir yer olursa sileceğiz. Biz nereye geldik bu arada ya? Çok yaklaştık kömüre. İnanılmaz yaklaştık. Evet, şu an kafamda kestiremiyorum. Ben buranın zeminini bir doldurup geleyim arkadaşlar. Evet, en güzel sistem sanki bu oldu diye düşünüyorum. Onu da hemen aşağı ineyim, göstereyim. Trenlerimiz buradan arkadan giriş yapacak. Aynı drone istasyonunda yaptığımız gibi. Aslında tren istasyonunu da dışarıya alabilirdik ama burada amacımız şu olacak. Tren geldikten sonra yükünü boşaltmasını istiyoruz. Yükünü boşaltıp bize malzemelerini indirmesi lazım. O ne lan? İlk defa böyle bir şey duyuyorum oyunda. Aha, ilk defa öyle bir şey duydum. Siz öyle bir şey duydunuz mu hiç? Aa, tüyler. Senden mi geliyor lan o ses? Ya dedim var ya, tüyler diken diken ya. Bunlar da ne işe yarayacağını bilmiyoruz ya. Yapım aşamasında. Şimdi buradan trenimiz gelecek. Hala tüyler diken diken. Arkadan gelecek trenimiz. Buradan da devam edecek. Tekrar nitrojene doğru gidecek. Aynı şekilde yanına koyduğumuz burada da mesela sıvı getirmek istedik. Sıvıyı kaldı ki şuradan da getirebiliriz. Sıvı için şu an çok da emin değilim. Olsa da olur, olmasa da olur. Sıvıyı şu arkadan getirme imkanımız da var. Problem olacağını zannetmiyorum. Yani boru hattı döşemektense etrafa tabii ki böyle trenle gelmesi daha hoş olabiliyor. Trenle de getirebiliriz. Şimdi buraya getirdiğimizi buradan boşaltmasını yapacağız. Şuraya da bir boşaltım tesisi olarak seçelim şurayı. Boşaltmasındaki buradaki borular vasıtasıyla yapmış olacağız. Bu boruları da böyle direkt getirmektense yukarıda bir üretim tesisimiz olacak. O yukarıdaki üretim tesisimize çıkacak. Şimdi burada da üretebilirdik ama artık bunun üst katında bazı şeyler üretilsin istiyorum. Şimdi burası da keteryum üretim alanı gibi düşünebilirsiniz. Şu an bir şeyler üretmiyoruz zaten. Ama üst alanda olursa gazı yukarıya verirsek çok daha hoş olacak sanki. Ekstra şeyleri de artık yukarıda üretiriz. Yani böyle uzunlamasına gitmektense bence üst tarafı komple artık orası bir nevi
enerji üretim yeri gibi oldu. O tarafı da halletmemiz lazım. Biraz daha sıvı yakıt ya da nükleer enerji, yakıt makıt bir şeyleri geliştirmemiz gerekiyor. Ucu buca kalmadı yani. Şimdi şuralardan bir yerden elektrik çekeceğim. Benden çekebiliriz. Çok mu uzaksın? Evet. Ve bir tane daha koyalım. Tamamdır. Senin elektriğini de hallettik. Senin ismini değiştirelim. Nitrojen Base. Değiştim mi? Benim. Yazmıyorsun bir yerde. Tamam. Şimdi evet, arka taraftan gelecek, buradan çıkışını gerçekleştirecek. Umarım olur. Şunu bir şöyle uzatalım. Bunu base'in sonuna kadar böyle uzatacağım. Buradan çıkacak. Çünkü bundan sonra geleceklerle çakışmasın diye. Bunu o şekilde bir yapmış olalım. Şimdi önemli olan dışarıdaki iyi şeyleri getirmek, yani treni getirmemiz lazım. Neredeydi? Şuralarda bir yerdeydi. Umarım buluruz. SEM'i de alabilir miyiz? Her ne haltsa ya da. Uzaylı maddesi. Ellerimi diken diken etti az önce ya. Nerede bu? Görmüyorum ki. Hiçbir şey görmüyorum. Karanlık. Çok karanlık artık. Ha, şurada. Burada da kömür varmış aslında. Kömür üretimi de pek sıkıntıya düşürmeden getirsek güzel olacak. Tövbe tövbe. Oğlum bıraksan peşime. Öleceğim sana ya. Kayboldun değil mi? Şimdi şuraya bizim bir basamak koymamız lazım. Tamam, o şekilde oraya indirebilir diye düşünüyorum. Çıkalım şuraya. Halledelim bakalım. Neredesin? Ama çok mu dik? Allah'ım, bir de burası tesisin neresi kaldı ki? Şu taraftan götüreceğiz. Evet, çok dik gibi duruyorsun sanki. Buraya kondursak. Güzel. Şimdi aşağı insen. Aha. Sonrasında bir yere gidiyorum de bana. Tamamdır. Bağlayabildik sonrasında.
Biraz gezeceğiz işte. Gezerek bir bağlantı olmuş olacak. Önce şöyle bir gel. Bu tren kaç saatte gelecek? Ne kadar hızla gelecek? Olaylar olaylar valla. Şuradan direkt karşıdan götürsem olur işte ya. Ama biraz açıktan almamız lazım. Artık açığı mı kalmış, neyi kalmış? Hadi. Aslında oraya alttan verebilseydik çok güzel olacaktı. Tam şöyle bağlanıyor aslında. Bu şekilde biz sıvı yakıtları da getirebiliriz aslında da işte. Aslında öyle mi getirseydik? Allah'tan canlı yayın yapmıyorum. Kafamı, aklımı çelersiniz siz benim ha. Kesinlikle aklımı çelersiniz. Şimdi buradan da oraya verebilirsek var ya müthiş olacak. Açıktan almamız gerekiyor. Vallahi bağladık. Şu an otomatik pilotta gelecek mi acaba diyeceğim de diğerini seçmemiz gerekiyordu değil mi? Şöyle yapsak. Ters koymuşuz. Haydi gidiyoruz. Burada kimseyi göstermem ha. Çok iyi. Özlemişiz tren kullanmayı. Asıl o ya, dağlık kanyon kısmından olacak. Uf, çok iyi değil mi ya? Gayet de hızlı. İyi, orada sıkıntı çekmedi. Müthiş. Dur artık, dur dur, çarpma çarpma. O anda. Şimdi burayla diğer istasyonun bağlantısını kuracağız. Sonraki istasyonumuzu seçelim. Lan beni almayı unutma, beni almayı unutma, dursana. Şerefsiz. Ya gitti ya. Otomatik pilotla gidecektik. Çok da iyi gitti be.
Diğer tarafta ne olacağını göremeyeceğiz. Çabuk. Yardır, yardır, yardır. Gitti mi lan? Oo, yokuş aşağı 140 üstüne çıktım. Varmış ya. Ah, bir iç içe geçmedin eksikti. Buranın bir bağlantısını koymadan bir de bunu arka tarafa koymamız gerekiyor herhalde. Ön tarafta olsa da olmuyor muydu? Neyse, evet ben bunun bir bağlantısını da yapayım arkadaşlar. Bu bölümlük tren istasyonu bağlantımız bu şekilde olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Çok eğlenceliydi. Ben eğlendim. Ne yapmayayım? Gittik, ne yaptık da geldik. Vallahi öyle oldu biraz. İlginç bir bölüm oldu. Planlanmamış bir bölüm oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kanalı desteklediğinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.